Güzel yüzüm tabi peygamberimiz sanattan, estetikten, güzellikten çok anlayan bir insandı. Kavmin en güzel kadınlarını evlendi. En güzel. Hatta şöyle oluyordu. Cariyelerde de bazen sahabeler savaş sonucu elde edilmiş cariyeleri kendi cariye olarak alıyorlardı. Sahabiler sen ne yaptığının farkında mısın diye soruyorlarmış. Yani durumunun farkında mısın, olayın farkında mısın? Peygamberimizin bu olaydan haberi var mı diyorlarmış. O da yok diyormuş. Hata yapmışsın diyormuş. Yani. Ya biz olsak gider göstertiriz ve görüş alırız diyorlarmış. Peygamberimize alıp götürüyormuş sahabiler o cariyeyi. Ya Resulullah diyor ben savaş ganimet olarak ben bu cariyeyi aldım ama diyor. Siz mi eğitmek istersiniz? Sizin yedi emanınızda mı olsun yoksa şu fakire mi tevdi edersiniz? Takdir sizin efendim diyor. Resulullah'ın cevabı aldım gitti diyor. O kadar. Aldım gitti. Yani çok çok güzel kadınlardı. Çok güzel kadınları çok seviyordu peygamberimiz. Zaten hadiste de belirtiyor. Yani güzel kadın benim için dünyadaki en büyük nimet diyor. Açıkça söylüyor. Üç şeyi seviyorum diyor. Güzel koku, gözümün nuru namaz ve cismani olarak da kadın diyor. Güzel kadın. Hasene kadın. Hasene. Hasenat. Hasene. Yani hasen değil mi? Güzel. Temiz anlamına geliyor. Has, hasene. Resulullah'ın bütün hanımları birbirinden güzeldi. Münafıklar çok haset ediyorlardı. Ahlaksızlık yapmamaları için Cenab-ı Allah perdeyle ayırdı ki o güzelliklerini görüp onlara karşı böyle ahlaksız bir eylemde bulunmasınlar. Yani onları kandırmaya çalışmasınlar, kötü söz söylemesinler diye. Allah öyle tedbir aldırdı. Ve kısa, özlü ve ciddi konuşacaksın dedi. Gelenler lafı uzatamıyorlardı. Peygamber hanımın ne istiyorsunuz diyordu. Şu, 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 şu. Tamam, teşekkür ederim. Bu kadar. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı